oturuyor kalkmıyor. 2 saat, 3 saat sürekli. Geçen öyle dediler. Kadın diyor, kızım diyor, sen diyor niye bu numaraya da nasıl ulaşıyorsun yenge diye. Bu numara defterimde kayıt. Ama sen nerede bu motor? Burada çalınıyor, burada çalınıyor. Şu iki çocuk, özürlü çocuklarım için binip gezmesi için, sağlığını sağlamak için alınmasını istiyor. Hani yetkililerden, böyle belirli kişilerden, sağlıklı kişilerden olmasını, yengisini arz ediyor. Şu çocuklarım eve mahrum kaldı. Yani gezdirmek, dolaştırmak, özellikle bunun için çalışıyor. Kardeşi için, benim için çalışıyor. Büyük oğlum. Oğlum 30 yaşında, 25 yaşında kızım. Hani kendim böyle gerçekten duyarlı insanlara sesleniyorum. Yardımcı olurlarsa sevindirirler. Eğer onlar çocuklarımı sevindirirlerse Allah da onları sevindirsin. Elimizden tutsunlar, yardımcı olsunlar. Evim yok, kiram, hani kira. Yani yetişemiyorsun. Takat gelemiyorsun ora. Ceyranımı, suyumu. Özellikle şu iki çocuğumun isteği yerine gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Evet, çıkamıyorlar, gezdiremiyorsun, dolaştıramıyorsun. Mahalle arasına çıktığım zaman oturup kalkmıyor. Bir komşu evine gidiyoruz, gelemiyoruz. Hani kaldıramıyorsun, getiremiyorsun. Motor olsa en azından götürürüz, gezdiririz, dolaştırırız, bindiri geliriz, bindiri götürürüz. Çaldı zaten, öncekinde çaldılar ama mahkum ettiler. Şimdi de bozulunca kaldık yine. Alınmasını rica ederim. Hani daha çok konuşmakta bir şey yarar bulamıyorsun. Bu çocuklarım sevinsin. Tok. Okey? Durum yok. Mağdurluğuna engelleyeyim, kız kardeşim için ihtiyacım var. O yüzden ihtiyacım var. Yok bir marka. Yani. Çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Park bahçelere götüreceğim, ihtiyacım. O olursa mutlu olacağım. O olursa mutlu olacağım. Kardeşim? Kardeşim de mutlu olacak. Zaten onun için uğraşıyorum, annem için uğraşıyorum. Bir haftadır, bir aydır mahkum yani. Yapılmıyor, olmuyor.